Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni ehliyetle ilgili 50+5, 55 adet banko sınav sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu izlemeden kesinlikle ehliyet sınavına girmeyin arkadaşlar. Animasyonlu sorular, güncel sorular, daha önce atmış olduğum konu anlatımlı soruları mutlaka çözün. Sınavlarınızda 90 üzeri not alın. Hepinize başarılar diliyorum. Ve başlıyoruz. Evet. Öncelikle arkadaşlar Instagram hesabımızdan bizleri takip edin. Nedim Şeker Akademi Instagram hesabından. YouTube kanallarımıza ehliyet alıyorum. Nedim Şeker Akademi kanalına abone olun. YouTube kanallarına atmış olduğumuz konuları ve soruları çözmeden kesinlikle sınavlara girmeyin. Çıkmış olan tüm e-sınavda çıkacak, sizlere çıkacak tüm soruları çözün. Sınavlarınızda başarılı olun. Tekrar başarılar diliyorum ve başlıyoruz. Birinci sorumuz gelsin. Birinci sorumuz şöyle. 1-2-3 verilmiş. Tabi bu tip sorularda ne yapacağız hocam? Yapmamız gereken soru kökünü okumak değil mi? Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır diye bir soru sorulmuş. Bakalım ilk yardımın amaçları nedir? Bir, yaşamı korumak. Evet. İlk yardımın amacı mıdır? Evet, ilk yardımın amacıdır. 2, iyileşmeyi kolaylaştırmak. 3, durumun kötüye gitmesini önlemek. Her üçü de arkadaşlar, her üçü de ilk yardımın amaçları arasındadır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen 2'ye geçelim. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? A. Boynuna boyunluk takıldıktan sonra. B. Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra. C. Boyun ağırlığını dindirici ilaç verildikten sonra. D. Boyun bölgesine masaj yapılıp oturur şekilde. Tabii ki boynuna boyunluk takıldıktan sonra değil mi? Evet. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen 3'e geçelim. 3. sorumuz yine 1-2-3 şeklinde verilmiş. Biz sorumuza bakalım. Bilinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Solumun kontrolü, ağız için temizliğinin, hava yolunun açılması, dolaşım kontrolü, nabız atımlarına bakılması. Burada dikkat edersek arkadaşlar ilk yardımın ABC'sini sormuşlar. A, B, C nedir? A, hava yolunu açmak değil mi? Hava yolu, ağız içinin temizliği. Hava yolu açıklığı bakın 2'de verilmiş. Evet, şöyle 2'yi başa koyalım. Daha sonra solunumu değerlendiriyor. Solunum nerede? 1'de verilmiş. 3. olarak da dolaşım. Yani C'de. Yani burada verilenlere baktığımızda 2, 1, 3 hangi seçenekte var? Ceyhan seçeneğinde var. A. Hava yolu. B. Solunum. C. Dolaşım. İlk yardımın ABC'si. ABC'den mutlaka sınavda soru çıkıyor. Evet. Hemen 4'e geçelim. 4. sorumuz yukarıdaki soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulamayı sormuşlar. Hayat kurtarma zinciri halkalarında sınavda mutlaka soru geliyor arkadaşlar. 1. halkamız sağlık kuruluşuna haber vermek. Yani 112'yi aramak. 2. halkamız temel yaşam desteğini yapılması 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefesin verilmesidir. 3. halka ambulans ekiplerinin müdahalesi yani gelmesi. 4. halka hastane acil servisinde yapılan müdahaleye diyorduk. Bize burada sorulan 2. halkayı sormuşlar. 2. halka nedir hocam? Temel yaşam desteğidir. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 5'e geçelim. Görseldeki pozisyon hangi durumdaki yaralıya uygulanır diye bir soru gelmişler. Bilinci kapalı, solunum ve nabzı olan, bacak bölgesinde deri ve kemik bütünlüğü bozulmuş olan, karın bölgesinde delici cisim bulunan, kulak ve burun kanaması olanlarda. Tabii ki dikkat edersek arkadaşlar burada da koma pozisyonunu sormuşlar. Bilinci kapalı, solunum ve nabzı olanlara bu pozisyon verilir. Uzun süreli bu bilinç kaybıdır koma pozisyonu. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet. Hemen geçelim. Evet, diğer sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar. Şimdi olmazsa şu kalemimizi değiştirelim. Evet. 6. sorumuza geçelim. Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çerçevenin oluşturulması işlemi ilk yardım temel uygulamaların hangisi içinde değerlendirilir? Bakın bu soru da sınavlarda sık sık çıkan bir soru fakat adaylar tarafından yanlış yapılan bir soru arkadaşlar. Olay yerine gittiğimizde olay yerini çembere almamız gerekiyor. Yani koruma altına almamız gerekiyor. Güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Güvenliği sağlamak demek arkadaşlar olay yerine girilmez. Nedir? Zincirle işte elimizdeki imkanlarla olay yerini koruma altına alacağız ki ikinci bir kaza ne yapmasın arkadaşlar? Orada olmasın değil mi? Evet. Koruma altına almak. Evet. Burada koruma, bildirme, kurtarma, müdahale diyor. Koruma altına almaktır. Adana seçeneği. 7. kaza yapmış bir aracı gören ilk yardımcı kendisinin ve çevresinin güvenliğini sağladıktan sonra yani koruma altına aldıktan sonra araç sürücüsünün bilincinin kapalı, solunumunun olmadığı, kazazedenin ayaklarının pedala sıkışmamış olduğunu tespit etmişti. Sıkışmış olsaydı hemen pedalden ayaklarını ne yapacaktık? Kurtaracaktık değil mi? Buna göre ilk yardımcının kazazedeyi araç içerisinden çıkarırken uygulaması gereken doğru teknik hangisidir? Burada seçeneklere baktığımızda arkadaşlar A, B, C, D'ye baktığınızda hasta yaralıyı çıkarırken hasta yaralının bir elimiz çenesinin altında bir elimizde kolunu tutmamız gerekiyor ki sarsıntıya uğramaması gerekiyor. Hasta yaralıya yaklaşıyorsunuz ve kendinize doğru dikkatli bir şekilde çekmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle seçenekleri de incelediğinizde bakın Adana seçeneğinde bir el çenede diğer el kolda bakın sabitlemiş. Burada Bursa seçeneğinde bakın şurada kolunu tutması gerekirken tutmamış. Bursa seçeneği cevabımız değil. Ceyhan seçeneği değil. Kolunu tutması lazım. Sabitlemesi gerekiyor. Denizli seçeneğinde de yine aynı şekilde kolundan tutamamış. Hatta çeneden tutmamış, kavramamış. Bakın Ceyhan'da da aynı şekilde arkadaşlar. Evet. Burada doğru cevap Adana seçeneğidir. Hemen 8'e geçelim. Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur? Göğüs kemiği 3 santim aşağı inecek şekilde bası uygulaması. B. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması. C. 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması. D. Kalp masajı hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması. Tabii ki yetişkinlerde temel yaşam desteği de nedir arkadaşlar? 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes şeklinde verilir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Bakın %100 sınavlarda çıkacak sorular arkadaşlar. Bu sorular çok önemli sizler için. 9 görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır? A. Kanayan bölgeyi yukarı kaldırmak doğrudur. B. Kanayan yer üzerine temiz bir bez koyarak baskı uygulamak. C. Kanayan yere en uzak olan basınç noktasına elle baskı uygulamak. D. Yara üzerindeki bez kaldırılmadan bandaj ile sararak baskı uygulamak. Evet, burada da gördüğünüz gibi en uzak olan bölgeye baskı uygulamak diyor. Kesinlikle yapılmaz. Yakın bölgeye baskı uygulaman gerekiyor kanı kesmen için. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 10. soru, baş ve omurga yaralanması olmayan bilinci kapalı kazazedenin yoğunlaşmak için kazazede yaşadaki baş pozisyonlardan hangisi verilir? Evet arkadaşlar, bir elini alnına koyuyorduk baş çene pozisyonu verilirken ve çeneden yukarı kaldırıyorduk. Burada dikkat ederseniz A seçeneği olamaz. Evet. D seçeneği olamaz. B seçeneği olamaz. Cevabımız baş çene pozisyonunda Ceyhan seçeneğidir. 11. Kendiliğinde meydana gelen burun kanamasında kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Oturuş pozisyonu. B. Baş çene pozisyonu. C. Sırt üstü yatış pozisyonu. D. Yüzüstü yatış pozisyonu. Evet arkadaşlar, burada kendiliğinden eğer burun kanaması meydana gelmişse ne yapıyoruz? Hasta yaralıyı oturtuyoruz değil mi? Ve sakinleştiriyoruz. Cevap oturuş pozisyonu olması gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 12. Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması sonucunda uygulanır? Pazı, boyun, omuz, köprücük. Tabii ki köprücük kemiği arkadaşlar. Şuradaki pozisyon köprücük kemiğidir. 13. Numaralanmış ifadelerden hangileri bayılmış olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? 1. Vücudu sıkan giysiler gevşetilir. Evet. 2. Sırt üstü yatırılarak ayaklar 45 santim kaldırılır. 3. Kusma varsa mide içeriğini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur. 4. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Evet arkadaşlar, öncelikle bakın 2'nin olduğu seçenekleri eledik. Sırt üstü yatırarak ayakları 45 santim. 45 santim kiri kaldırılmaz. Şok pozisyonunda 30 santim kaldırılır arkadaşlar. Evet. Ve solunum yolu açıklığı kontrol edilir. Açıklığın korunması sağlanır. Kesinlikle yapılması gereken bir işlemdir. 1 ile burada 1 ile 3 olacak arkadaşlar. Cevap Adana seçeneğidir. 14. sorumuz trafik sorusu. Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sorumlulukları arasında yer alır? 1. Araçların tescil edilmesi. 2. Sürücü belgelerinin verilmesi. 3. Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi. Buradaki verilenlere baktığımızda arkadaşlar her üçünün de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında olduğunu görüyoruz. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. 15. soru, aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? Kırmızı ışıkta, sarı ışıkta, aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta, aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Işıklarda hangi durumda durulur? Yol kontrol edildikten sonra geçir arkadaşlar. Bunu soruyor. Bakın kırmızı ışıkta bu işlem yapılmaz. Kırmızı ışıkta duracaksınız. Kırmızı ışık ta ki yeşile dönünceye kadar beklemeniz gerekiyor. O zaman demek ki bizim sorumuzun cevabı nedir? Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta durulur. Karşımızdaki araçlar varsa karşımızdaki araçlara yol verilir ve sonra geçilir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Dur levhasıyla aynı anlamdadır arkadaşlar. Bakın dur levhasıyla aynı anlamdadır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık da arkadaşlar yol ve levhasıyla aynı anlamda olduğunu unutmayalım. Yol ve levhasının da bakın şu yol ve levhası tabelası. Evet. (16) Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır diye bir soru sormuşlar. 3 ay, 6 ay, 2 yıl, 5 yıl. Alkolle ilgili bilmeniz gereken şudur arkadaşlar. Birinci tespitte 6 ay, ikinci tespitte 2 yıl, üçüncü tespitte 5 yıl süreyle geri alındığını da hepiniz biliyorsunuz. Burada bize sorulan soru ikinci defa tespit edilenler. Tabii ki 2 yıl süreyle geri alınıyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 17. soru trafik. Verilen yerlerde hangisi yanlıştır diyor. Evet bakın trafik işaretleriyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde, yerleşim yeri içinde, kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içerisinde ne yapmak yasaktır? Durmak, duraklamak, hızı azaltmak, vites yükseltmek. Tabii ki burada duraklamak yasaktır. Bursa seçeneği doğru cevap. 18. sorumuz trafik levhalarından gelmiş. Trafik levhalarında tehlike uyarı işaretlerinden gelmiş. Bakın. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır? A. Hız sabit tutulur. B. Hız azaltılır. Sola sinyal verilir. C. Hız artırılır. Sağa sinyal verilir. D. Hız azaltılır. Geçme yasağına uyulur. İlki sağ olmak üzere devamlı tehlike uyarı işareti. Tehlike uyarı işaretlerinin tamamında hızımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Azaltıyoruz. Geçme yasağına uyuyoruz ve takip mesafemizi azaltmıyoruz. Artırıyoruz. Bunu da unutmayalım. Evet. Hemen bakalım. Hız azaltılır. Geçme yasağına uyulur seçeneği. Denizli seçeneği doğrudur. 19. Aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir? Bu tip sorularda dikkat etmemiz gereken şuydu arkadaşlar. Konuları anlatırken de söylemiştik. Arkadaşlar tehlike uyarı işaretlerinin tamamı üçgendir. Trafik tanzim işaretleri yuvarlaktır. Hiç tereddüt etmenize gerek yok. Saniye içerisinde bu tip soruları cevaplayabilirsiniz. Tehlike uyarı işareti değildir dediğinde hemen bakıyorsunuz deniz seçeneğinde yuvarlak olduğu için bakın kırmızı yuvarlak olduğu için direkt işaretleyip geçebilirsiniz. Evet trafik tanzim işaretidir denizli seçeneği. Hemen 20. soru gelelim. 20. soru yine trafik işaretlerinden gelmiş. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır. Bakın öndeki taşıtı geçmek yasaktır. U dönüşü yapmak yasaktır. Öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Sorumuzun cevabı Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneği kamyonlar için geçme yasağının sonunu bildiriyor. Bakın burada arkadaşlar. Denizli seçeneğinde ise motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Evet motosikletler girebilir. Diğer motorlu taşıtlar Denizli seçeneğine giremez. 21. soru aksine bir işaret yoksa yerleşim yerleri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için, şekildeki araç nedir? Otomobil. Azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? 90, 100, 110 ve 130 verilmiş seçeneklerde. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki yeni hız sınırlarına göre otomobillerin otoyoldaki hız sınırı 120'den 130'a çıkarıldı. Bize burada otomobilin otoyoldaki hız sınırını sormuş olsaydılar 130 diyecektik ama şimdi bize bölünmüş karayolunu sormuşlar. Bölünmüş karayolundaki hız sınırı 110'dur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 22. soru, numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken bir ışıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri, 2 araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, 3 yoldan geçen araçları ikaz ederek durmaları, 4 görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Evet. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, ışıkla ve kolla çıkış vermeleri gerekiyor. Araçların ve araçların etrafını kontrol etmeleri gerekir. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları, kesinlikle araçları ikaz ederek durdurmaları uygun değildir. Yol ne zaman müsaitse o zaman çıkmaları gerekir. Evet, burada da 1, 2 ve 4'ün olduğu seçenekler doğrudur. Bursa seçeneği de verilmiş yıldızlı sınav sorularında. Evet, hemen geçelim. 23. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücü için anlamı nedir? A. Hızlandırma işareti. B. Geç işareti. C. Yavaşlatma işareti. D. Dur işareti. Unutulmamalıdır ki arkadaşlar, trafik polisinin ön ve arkası kavşakta trafik polisi bekliyorsa ön ve arkasının kapalı olduğunu, kol istikametli yani omuz istikametinin açık olduğunu unutmayalım. Ve trafik polisinin elindeki oklu çubuk, yani şu gördüğünüz bakın kırmızı, eğer kulak hizasına yakınsa gece durdur. Omuz istikametinde ise, şu şekilde ise arkadaşlar, gece geçtir. Şöyle şuraya geç, şuraya da dur diyelim. Evet, bize anlamı nedir? Tabii ki dur işareti arkadaşlar. Trafik polisinin hareketlerinden de zaman zaman sorular geliyor. Konularda detaylı bir şekilde anlattık. Arkadaşlar hem ehliyet alıyorum da hem Nedim Şeker Akademi'de konuları detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bu tip soruları kaçırmayın. Hemen 24'e geçelim. Resimdeki taşıtın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? Evet, taşıtın bulunduğu banket, ana yol, tali yol, bölünmüş yol. Tabii ki bakın şurada gördüğünüz gibi yol ver işareti. Yol ver işareti nereye konur arkadaşlar? Bakın şu şekilde yol ver işareti nereye konur? Tabii ki tali yola konur hocam diyorsunuz. Evet, duyuyorum. Ceyhan seçeneği doğru seçenek. 25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hallerde kamyon, kamyonet, romork ve yarı romorklarda yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan birisi değildir? A. Kasa kapaklarının 70 santim yüksekliğinde olması. B. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. C. Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yere oturtulması. D. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Romork ve yarı romorklarda, kamyon kamyonetlerde arkadaşlar yolcu taşınabilir. Fakat kasa kapaklarının kaç santim olması gerekiyordu? 90 santim değil mi? 90 santim olması. Evet, 90 santim olması gerekiyor. Evet. Cevabımız Adana seçeneğidir. 26. sorumuz banko sınav sorularından, kontrolsüz kavşaklarda hem SRC'lerde hem ehliyette gelen bir soru. Şekilde kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bu tip sorularda da arkadaşlar unutulmamalıdır ki kontrolsüz kavşaklarda dönüş yapan araçlar en son geçer. Dönüş yapan araç en son geçer. Evet, var mı burada dönüş yapan araç? Evet hocam, dönüş yapan aracımız 1 numara. Demek ki 1 numaralı araç sürücüsünü bekletiyoruz, en son geçireceğiz. Sonra bakıyoruz 2 mi 3 mü? Şimdi bunların hangisi sağdaysa ilk o geçer. Evet, hemen 2'yi de yuvarlak içine alalım. 2'nin sağında dikkat ederseniz 3 var. En sağda 3 numara var. Önce 3 numara, sonra 2 numara, sonra 1 numara. Hangi seçenekte var? Denizli seçeneğinde doğru cevap verilmiş. Hemen 27'ye geçelim. 27. soru görselde 2 yönlü ve 3 şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir. Evet, yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? Şimdi şu da bir gerçektir arkadaşlar. Yol çizgilerinde kesik yol çizgilerinde araçlar istedikleri gibi önündeki araçları dikkatli bir şekilde sollayabilirler. Kurallara uymak şartıyla. Devamlı yol çizgilerinde ise hiçbir şekilde araç sollama yapamazlar. Dikkat ederseniz burada 3 nolu aracımız sağı ve solu kapalı. Yani devamlı çizgi aynı zamanda yolun kapalı olduğunu, karşı yöne geçişi yasaklıyor. Kesik çizgide ise sollama yapılabileceğini bize bildiriyor. 3 nolu araç hemen sağ tarafta, şurada görüyorsunuz. Bakın işaretimiz 2 yönlü, yani şöyle gidişli bir yolumuz var. İki şeritli gidiş, tek şeritli de geliş. Bakın şuradaki yolda yön, bakın karşı yönden geliyor. Evet, buradaki şöyle bakın, şöyle 1 numara, 2 numara ve 3 numara dersek 1 ve 2 nolu araçlar farklı yöne gidiyor. 3 nolu araç farklı yönden geliyor. Bize hangileri hatalı sollama yapmaktadır? Şimdi buradaki kamyon normal yolunda seyrediyor. Yani şuradaki 3 nolu normal seyrinde gidiyor. 3'ün bir yaptığı hata yok, dikkat ederseniz arkadaşlar. Demek ki hatalı sollama yapmış mı 3? Hayır, normal orta şeritte seyir halinde dikkat ederseniz. Yani 3'ün olduğu şıkların tamamı yanlış arkadaşlar. Bursa seçeneğinde, Denizli seçeneğinde ve Ceyhan seçeneğinde, şurası Ceyhan seçeneği diyelim arkadaşlar. Ceyhan seçeneği yanlıştır. Demek ki sadece Adana seçeneği kaldı. Adana seçeneğine bakalım. 1 nolu araç, evet hocam, çizginin üzerinden gidiyor. Yanlış, hatalı sollama yapmış. 2 yine karşı yöne geçmiş. Yine hatalı sollama yapmış. Ve 1 ile 2'nin yaptığı davranışlar yanlıştır. Asli kusurdur. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. 28 şekildeki kavşakta ileriye yeşil. Evet. Sola kırmızı. Şuradaki sola dönen 1 nolu araç. Sağ yeşil. Şuradaki de sağ yeşil ışık yanmaktadır diyor. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? Tabii ki yeşil yananlar değil mi? Yeşil yananlar hangisi? 2 ile 3 numara. 2 ile 3 hangi seçenekte var? Denizli seçeneğinde var. Bu soruyu arkadaşlar görsel animasyonlu soru olarak da düşünebilirsiniz. Araçlar hareket halinde, ışıklar yanıp sönüyor ya da yanıyor, kırmızı yanıyor, yeşil yanıyor şeklinde. Bunu da görsel olarak kafanızda canlandırabilirsiniz. Hemen 29'a geçelim. Kamyonetin izin verilen yüklü ağırlığı en çok kaç tondur? Tabii kamyonetlerde 3,5 tondur arkadaşlar. 3,5 tondan az olanlar kamyonet, 3,5 tondan fazla olanlar kamyondur. Cevap Adana seçeneği. 30. sorumuz yine animasyonlu sınav sorusu, görsel şeklinde bir soru. Görseldeki sürücü trafik işaretini fark etmeden yoluna devam ederse, bakın şuradaki kasis tümsek, numaralanmış ifadelerden hangilerinin olma ihtimali vardır? 1. Yükün hasar görmesi. 2. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması. 3. Araç aksının kırılması veya amortisörlerin arızalanması. Böyle bir durumda hangileri meydana gelir? Evet. Her üçü de meydana gelir. Evet, cevap Denizli seçeneğidir. 31. sorumuz çok önemli ve en çok yanlış yapılan sorulardan. Arkadaşlar buna biraz dikkat etmekte fayda var. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bakın. Bu tip sorularda unutulmamalıdır ki araçlarda geçiş üstüne sahip araçlar var mı yok mu? Önce ona bakacağız. Sonra araçların ana yolda mı tali yolda mı olduklarına bakacağız. Dönüş yapıp yapmadıklarına bakacağız. Dönüş yapan araçlar en son geçer kuralını unutmayalım. Herkes kendi sağındaki araca yol verir kuralını unutmayalım. Hemen şeklimize bakalım. Geçiş üstüne sahip araçlarımız itfaiye ve polis var. Öncelikle hangisi geçer? İtfaiye polisten önce geçiyor, sonra polis geçer. Hiç şeye bakmıyoruz arkadaşlar. Levhalara bakmıyoruz. Dur levhasına bakmıyoruz. Kırmızı ışık yanıyor. Işıklar yanıyor. Ne yanarsa yansın. Burada geçiş üstüne sahip araçların geçiş sıralamasına öncelik vereceğiz. İtfaiye, polis geçirdik 1 ile 2. Sonra neye bakıyoruz? Bak. 3 nolu otobüs dönüş yapıyor. 4 nolu otomobil düz gidiyor. Şimdi siz birçoğunuz şu anda eminim ki hocam 4 nolu önce geçer diyorsunuz. Ama fark etmediğiniz bir şey var. Evet şurada bakın. Otobüs sürücüsü arkadaşlar ana yolda. 4 nolu otomobil tali yolda olduğunu unutmayın. Bakın şu işaretlere dikkat edin arkadaşlar. İşaretler çok önemli. Bu soruda arkadaşlarımızın dikkat etmediği noktalardan birisi tali yol, ana yol işaretleri. Hocam ben dikkat etmedim, görmedim, göremedim diyen arkadaşlarımız çok fazla. Onun için işaretlere dikkat ettiğinizde bu tip soruların ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Demek ki ana yoldaki araç önce geçiyor. 3 numarayı dönüş yapsa bile eğer ana yoldaysa ilk geçer. En son tali yoldaki 4 numara geçer. Hangi seçenek hocam? 1, 2, 3, 4. Tabii ki Adana seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 32'ye. Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır? Mavi renkli aracımız bakın. En sol şeride geçmeli. Sol şeride geçebilir mi? Hayır hocam devamlı çizgiden geçemez. Yavaşlayarak sağ şeride girebilir mi? Bakalım sağa girebilir mi hocam? Evet girebilir. Neden girebilir? Zaten şuradaki trafik işareti de diyor ki ileriden diyor ileriden sağa dönüş yap diyor. Sağa geç diyor. Hızını azalt. Dikkatli bir şekilde sağa geç diye bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Hızlanarak bulunduğu şeride devam etmesi, kırmızı renkli aracı uyararak yavaşlaması bunlar yanlış arkadaşlar. Tabii ki yavaşlayarak sağ şeride geçmesi gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Çok çok önemli yıldız sınav sorusu arkadaşlar. Bunu görsel olarak da araç hareket halinde animasyonlu bir soru olarak da düşünebilirsiniz. Hemen 33'e bakalım. Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur? Orta, hızlanma, tırmanma, yavaşlama. Otoyoldan çıkarken yavaşlama şeridi kullanılır. Otoyola girerken hızlanma şeridi kullanılır. Unutmayalım arkadaşlar. Otoyolda durmak, duraklamak, park etmek, geri gitmek, geri dönmek yasaktır. Otoyollarda en düşük hız sınırı 40, en yüksek hız sınırı 120 değil 130'dur arkadaşlar. Artık. Evet. 34 ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması B tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması. Araçlar yapılması gerekli. Bakım ve ayarlarının zamanda yapılması, verilenlerin yapılması durumunda hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Çevre kirliliğinin artması. B. Sürüş konforunun azalması. C. Trafik yoğunluğunun artması. D. Aracın daha az yakıt tüketmesi. Ani duruş ve kalkış yapmak demek arkadaşlar. Tavsiye edilen tipte lastik kullanılması. Tabii ki aracın bakımlarını zamanında yaptırmak. aracın az yakıt yakmasına nedir? Sebeptir. Burada Denizli seçeneği doğru cevap. 35 şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı nasıl olmalı da geçiş hakkı sıralamasını sormuşlar. Burada dönel bir kavşak var. Dikkat edin, animasyonlu sınav sorusu olarak da bu soru karşınıza çıkabilir. Dönel kavşak içinde hangi araç varsa ilk geçiş hakkına sahip o araçtır. Burada baktığınızda en yakın arkadaşlar 2 numaranın dönel kavşak içinde olduğunu görüyorsunuz. İlk geçiş hakkına sahip. Şıklara bakın. Ceyhan seçeneğinde 2 numara ilk önce geçiyor bakın. Sonra 3 numara, daha sonra da 1 numara kavşağa uzaklık bakımından sıralaması verilmiş. Tabii ki Ceyhan seçeneği doğru cevap. 36. soru parkla ilgili sınavlarda banko gelen sorulardan ve arkadaşlarımızın yine yanlış yaptığı sorulardan. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Yalnız 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2 ve 3 şeklinde verilmiş. Şimdi burada da arkadaşlar unutmayalım. Neye göre bu cevabı vereceğiz hocam derseniz. Bakın arkadaşlar şimdi işaret park etme şeklimize bakın. Park etme şeklimiz aracı duruş pozisyonu. Değil mi? Bakın şöyle. Şu şekilde değil. Yani 3 gibi değil. 3. Dikkat ederseniz burada 3 nolu araç yanlış park etmiş. 1 ile 2 düzgün park etmiş. Doğru park etmiş. Ama 3 yanlış park etmiş. Evet, bize hangisi yanlış park etmişi sormuşlar zaten. Tabii ki cevabımız Adana seçeneğidir. 37 şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Tünele giriyor bakın araç sürücüsü. Duraklamak, araç içi ışıkları yakmak, uzağa gösteren ışıkları yakmak, sadece park ve sis ışıklarını yakmak. Unutulmamalıdır ki burada da dikkat etmemiz gereken şudur. Yeterince aydınlatılmamış tünele girerken uzağa gösteren farlarımızı yakmak zorundayız. Evet, yani cevap hocam nedir dediğinizde Ceyhan seçeneğini dediğinizi görüyorum arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği diyorsunuz hocam. Yakını gösteren farlar nerelerde yakılır? Aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde, şehir içerisinde, araç yakından takip edilirken, araç geçilirken, değil mi? Yakını gösteren farlar. Sisli ve yağışlı havalarda yine yakını gösteren farlarımızı yakıyoruz. Evet. 38. 4 zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır? Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz. Gazlar motor dışına bakın atılır. Hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır? Tabii ki egzoz zamanı değil mi arkadaşlar? Cevabımız Denizli seçeneğidir. 39. soru şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? Volan, diferansiyel, aks, vites kutusu. Burada soru işaretiyle gösterilen yeri sormuşlar. Bakın dikkat edin, vites kutusunun olduğu yeri soru işareti koymuşlar. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 40. soru emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür. Bakın püskürtme var. Ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? Benzin, dizel, elektrik, buharlı. Arkadaşlar konuları anlatırken de söylemiştik. Benzinli araç deyince aklınıza buji gelsin. Ateşleme buji kanalıyla olur. Dizel araç deyince de aklınıza enjektör, püskürtme. Burada bize püf nokta kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür dediği anda hemen ne yapıyoruz? Aracın dizel bir araç, motorin mazot kullandığını görüyoruz. Cevap Bursa seçeneğidir. 41 seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Evet bakın burada kısa farları gösteriyor. Adana seçeneği, Bursa seçeneği el frenin çekili olduğunu, Denizli Ceyhan seçeneği balataların bitmek üzere olduğunu, Denizli seçeneğinde ise nedir? Aracımızın her an ne yapabileceğini arkadaşlar ne yapacağını, araçlarımız dikkat ederseniz arkadaşlar bakın araçlarımızda çok dur kalk yaparsanız ve trafik yoğun olduğu yerlere girdiğinizde araçlarınız her an bu Denizli seçeneğindeki işareti görebilirsiniz değil mi? Hararet göstergesi, yani şu gördüğümüz hararet, aracımız her an hararet ne yapabilir? Yapabilir. Burada da bize bunu sormuş. Kurallara uymak şartıyla derhal durulmasını gerektirir. Yandığında, hararet göstergesi yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. 42 görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Egzozunun arızalı olduğu, motorun yağ yaktı, yüksek devirde kullanıldı, kapasitesinin üzerinde yük aldı. Burada da bakın şu anda aracın arkasında ne var arkadaşlar? Bir yağ yakıyor değil mi? Bakın. Bakın şu aracın yağ yaktığını gösteriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Görsel şeklinde animasyonlu olarak da bu soruyu anımsayabilirsiniz. Hemen 43'e geçelim. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durulmasını veya kontağın kapatılmasını gerektirir? Tabi verilenlerde şarj verilmiş, ABS verilmiş, yağ basıncı verilmiş. Şarj göstergesi gördüğümüz bakın akü. Yağ göstergesi yandığında ve şarj göstergesi yandığında aracımızı derhal durduruyoruz. Yani 1 ile 3'ün olduğu seçenek nedir? Ceyhan seçeneği. 44. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Evet. Demiş motor. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Buji ile ateşlemeli benzin değil mi? Ama bize sorulan soru şu arkadaşlar bakın. Şu. Aracın gösterge panelinde bulunan, şu gösterge panelinde bulunan az önce çözdük. Hararet göstergesi. Yani şu gördüğümüz bakın. Şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Kartedeki yağ miktarını, B. Depodaki yakıt miktarını, C. Soğutma suyu sıcaklığını, D. Radyodaki su seviyesini. Tabii ki burada da arkadaşlar soğutma suyu sıcaklığını gösteriyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 45 şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve şafttan aldığı harekete aksa ileten güç aktarma organının adı nedir? Şuradaki bakın. Şafttan aldığı hareketi akslara iletiyor bakın burada. Bunun adı nedir? Balata, amortisör, diferansiyel, vites kutusu. Tabii ki Ceyhan seçeneğindeki vites kutusu değil. Pardon. Diferansiyeldir. Değil mi arkadaşlar? Diferansiyel. Şafttan aldığı hareketi akslar kanalıyla tekerleklere ileten güç aktarma organının adı diferansiyeldir. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 46. Trafik adabı soruları. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? A. Trafik kültüründe birbirini uyarmak. B. Kendini eleştirmek. C. Yardımlaşma. D. İnatlaşma. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir kişiye eğer siz inip de aracınızdan yardım ediyorsanız bu nedir? Bir yardımlaşmaya örnektir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 47 ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracının hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü Hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Hırçınlık, sorumluluk, bencillik, hoşnutsuzluk. Tabi burada da arkadaşlar trafik kurallarına uymamak, bakın uymamak sorumluluğu yerine getirmemek demektir. Trafik kurallarına uymak demek sorumluluğu yerine getirmek demektir. Evet, burada da cevap Bursa seçeneği doğru verilmiş. Hemen 48. Bir olay ya da durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıda açıklama hangi trafik adabına örnektir? Öfke, empati, bastırma, engelleme. Tabi burada empatiden bahsetmiş. Bursa seçeneği doğru cevap. 48, 49'a geldik arkadaşlar. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte hangi temel değere örnektir? Bencillik, tahammülsüzlük, inatlaşma, beden dili. Trafik adab soruları arkadaşlar cevaplarında 3 tane olumsuz, bir tane olumlu olabiliyor. Dikkat edin, mutlaka olumlu doğru cevaptır. Beden dilidir burada cevap, Denizli seçeneği. 50. soru. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Olunmadığını, öfke, sabır, inatlaşma, aşırı tepki. Bu da aynı şekilde bakın dikkat ederseniz öfke, inatlaşma, aşırı tepki, olumsuz, sabırlı olmadığını ne yapıyor? Gösteriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, 50 soru çözdük. Bunları tabii ki öncelikle sizler çözün. Bizden önce cevapları verin. Daha sonra bizim cevaplarımıza bakın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Sınavlardan sonra aldığınız notları videoların altına atmanızı mutlaka bekliyoruz. Artı videoları başka arkadaşlarınıza paylaşırsanız diğerleri de faydalanmış olur. Hemen artı 5 tane de joker sorumuz var arkadaşlar. Hemen çözelim. Birinci sorumuz. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Tehlike uyarı işareti. Banketten gitmeli, takip mesafesini artırmalı, hızını artırarak öndeki aracı geçmeli, acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli. Gevşek malzemeli zemin işareti, tehlike uyarı işareti. Bildiğiniz gibi tehlike uyarı işaretlerinde hız azaltılır, takip mesafesi artırılır. Değil mi? Burada Bursa seçeneği takip mesafesini artırmalıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuz gelsin. Şekildeki 1 numaralı, şuradaki şu araç. Aracın sürücüsü önündeki araç A noktasında iken 88-89 sayılarını saymaya başlıyor. Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? A. Motor gücünü, B. Asfalt kalitesini, C. Takip mesafesini, D. Yakıt sarfiyatını. Unutulmamalıdır ki arkadaşlar, takip mesafesi hızın yarısıdır. Aracın 2 saniyede kat ettiği süredir. Araç A noktasında 88-89 sayılarını sayıyorsa demek ki önündeki araçla arasındaki takip mesafesini ölçmeye çalışıyor. Evet, cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 3. sorumuz gelsin. İlk yardımdan gelmiş bakın. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? Kanamanın durdurulması, dolaşımın değerlendirilmesi, solunum yolunun değerlendirilmesi, hava yolu açıklarının değerlendirilmesi. A, B, C. A hava yolu, bakın. A hava yolu. B solunum. C dolaşım. Evet. Bize A'yı soruyorlar. A'da Denizli seçeneğinde doğru verilmiş. 4. soru. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır? Sarı, yeşil, kırmızı, kırmızı ile birlikte sarı. Evet. Aracın yoluna devam edebilmesi için bakın şu anda görsel bir soru olarak da düşünebilirsiniz. Animasyonlu soru ve kırmızı ışığın yandığını görüyorsunuz değil mi? Işıklı trafik işaret cihazında yanan kırmızı yanıyor şu anda. Beklemek zorundasınız. Siz ne zaman harekete geçmelisiniz? Ne zamana ışığın neye dönerse hareket edersiniz. Onu sormuş bakın. Işıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır ki devam edelim, yürüyelim diyorsun. Sarı mı, kırmızı mı? Kırmızıyla birlikte sarı mı? Tabii ki yeşil ışık arkadaşlar. Yeşil ışığa döndüğü zaman yani kırmızıdan sonra sarı hareketlen neye? Kalkmaya diye bizi uyarıyor. Cevap Bursa seçeneğidir. Son soru. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir. Şarj sistemi bakın akü değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. Burada da dikkat ederseniz el freninin çekili olduğunu, balataların bitmek üzere olduğunu, yağ ve yağ basıncının düştüğünü bize bildiriyor sorumuz. Şıklar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup 2022-2023'te sizlere çıkacak banko ehliyet sınav sorularını kanalımızda hem konuları hem soruları dikkatli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Acele etmeden atmış olduğumuz animasyonlu sınav soruları ve diğer soruları dikkatli bir şekilde çözdüğünüzde kesinlikle 90 ve üzeri not alacağınızdan eminim arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Kanalımızı başka arkadaşlarınıza da paylaşırsanız diğer arkadaşlar da faydalanmış olur. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Yeni sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.